Türkiye, dünyanın pek çok tarihi atılım yaşadığı son iki asrını siyasi, askeri, ekonomik kayıplarla ve istiklal mücadeleleriyle geçirmiştir. Osmanlı'nın yıkılışının ardından kurduğumuz Cumhuriyetimiz döneminde de bu mücadeleler süre gelmiştir. Sanayileşme ve kalkınma hamlelerimizin önü sinsi tuzaklar ve hatta provokasyonlarla kesilmiştir. İnsanlarımızın demokrasi ve özgürlük taleplerinin önü darbeler ve vesayetle tıkanmıştır. Milletimizin tarihiyle, kültürüyle, medeniyetiyle ilişkisi kopartılmak istenmiştir. Bu kayıpların bize maliyeti çok ağır olmuştur. Kanımızla yoğurarak vatan toprağını yaptığımız defalarca düşman istilasından ve terör tehdidinden kurtardığımız ebedi yurdumuz olarak gördüğümüz ülkemizin köyleri, ilçeleri, illeri en temel altyapılardan mahrum kalmıştır. Yokluğun, yoksulluğun pençesinde kıvranan bir avuç toprağı ekip biçerek karnını doyurmaya çalışan insanlarımız buldukları ilk fırsatta kendilerini şehirlere, hatta yurt dışına atmıştır. Oralarda da zorlu hayat şartları insanlarımızın yakasını bırakmamıştır. Bir yandan geçim derdi, bir yandan faşizan baskılar altında bunalan milletimiz, rahmetli Menderes gibi kendi bağrından çıkan liderlerin açtığı özgürlük ikliminde bir parça nefes alabilmiştir. Şimdi sizlerle merhum Menderes'in idamından önce yazdığı son mektubu şöyle bir paylaşalım istiyorum. Menderes 1961 Eylül'ünde yazdığı mektupta kendini dar ağacına gönderenlere hitaben şöyle diyor. Aydınlar bunun kadru kıymetini çok iyi bilmesi lazım. Gençler bunun kadru kıymetini çok iyi bilmeniz lazım. Ekranları başında bizi izleyen tüm milletime sesleniyorum. Tüm gençlerimize sesleniyorum. Şöyle diyor Menderes. Size dargın değilim. Sizin ve diğer zavallıların iplerinin hangi efendiler tarafından idare edildiğini biliyorum. Onlara da dargın değilim. Kellemi onlara götürdüğünüzde deyiniz ki Adnan Menderes hürriyet uğruna ortaya koyduğu başını 17 sene içinde almadığınız için sizlere müteşekkirdir. İdam edilmek için ortada hiçbir sebep yok. Ölüme bu kadar metanetle gittiğimi, silahların gölgesinde yaşayan efendilerinize acaba söyleyebilecek misiniz? Şunu da söyleyiniz ki, milletçe bir gün mutlaka kazanılacak hürriyet mücadelesinde sizi, efendilerinizi yine ben 1950'de olduğu gibi kurtarabilirdim. Dilimizden korkmamalıydınız. Ama şimdi milletle el ele vererek Adnan Menderes'in ölüsü ölünceye kadar sizleri takip edecek ve bir gün sizi silip süpürecektir. Buna rağmen merhametim sizinledir. Millet sağ olsun. Evet, cellatlarına karşı bile bu kadar merhametli bir insana kıyanların millete karşı sergiledikleri acımasızlığa bu mektubun yazıldığı tarihten sonraki dönemlerde de sayısız defa şahit olduk. Menderes'e dar ağacında son nefesini verdiren darbeciler de tek parti faşizmi artıkları da ya hiç hatırlanmıyor ya lanetle anılıyor. Bugünün CHP'si işte o günün bedelini ödemesi gereken atıklardır. Onun için aydın
Bu CHP'ye prim vermemeli. 2023'te Aydın, inanıyorum ki CHP faturayı çok ağır kesmelidir. Menderes mektubunda da belirttiği gibi ölüsüyle bile onları silip süpürmüş, milletin gönlünde ebediyen taht kurmayı başarmıştır. Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde son 20 yılda attığımız her adımda merhum Menderes'i rahmetle ve minnetle yad etmemizin sebebi ülkemize yaptığı hizmetler yanında işte bu onurlu duruşudur. Ülkemizin kalkınmasını engelleyen, demokrasinin, hak ve özgürlüklerin gelişmesine tahammül edemeyen zihniyet ne kadar gizlemeye çalışırsa çalışsın bugün de kendini belli ediyor. Ne diyor? Erdoğan'ın akıbeti de Menderes gibi olacak diyorlar. Ey CHP'nin atıkları! Biz bu yola çıkarken beyaz kefenimizi giyerek çıktık. Bizi bu tür tehditlerle korkutamazsınız. CHP yönetimini habis bir or gibi kuşatan bu zihniyet, her hayırlı esere ve hizmete karşı çıkmayı, her fırsatta ülkesini dışarıya şikayet etmeyi, milletinin değerlerine düşmanlık yapmayı siyaset kisvesi altında sürdürüyor. Bugüne kadar ülkenin bir adım daha ileriye gitmesi için gündeme getirdikleri tek bir teklifleri, tek bir projeleri olmayanlar kurdukları ittifakla ülkenin yönetimine taliplermiş. Ya Allah aşkına şu CHP'nin bu ülkede yaptığı ne var ki? Dikili bir ağaçları var mı? Öyleyse şimdiden 2023'e çok iyi hazırlanmamız lazım. İttifakın bir tarafına milletvekilleri teröristlerle oynaşan PKK'nın payandası partiyi, diğer tarafına şehit yakınlarına küfreden milletvekillerini baş tacı yapan sözde milliyetçi partiyi almışlar. Arkalarına da kırık dökük kim varsa takmışlar. Nereden geliyorsunuz diye sorsanız 40 kafadan 40 ayrı ses çıkar. İstikamet neresi deseniz yine 40 kafadan 40 ayrı ses çıkar. Ne yapacaksınız deseniz bu defa kimseden bir ses çıkmaz. Çünkü böyle bir dertleri, böyle bir hazırlıkları yok. Millet olarak biz bu fotoğrafın yabancısı değiliz. Geçmişte 1970'lerde, 1990'larda aynı kabusu defalarca yaşadık. Öyle mi? Toplum hafızamız geri kalmışlığın ağır yükünü omuzlayarak, baskı ve zulüm altında inleyerek, umudunu kaybetme noktasına gelerek yaşadığı bu kabusları unutmadı. Türkiye'yi, milletimizi bir kez daha aynı kabusa mahkum etmek isteyenlerin eline bırakmayacağız. Buna var mıyız? Bırakmamakta kararlı mıyız? Sağ olasınız. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerin üzerine inşa edeceğimiz büyük ve güçlü Türkiye hedefine mutlaka ulaşacağız. Aydın'ın her milli meselede olduğu gibi bu konuda da desteğiyle ve duasıyla yanımızda olacağına inanıyoruz. Kardeşlerim, ülkemizi bugünlere getirirken hangi badireleri atlattığımızı, hangi engelleri aştığımızı, hangi oyunları bozduğumuzu en iyi sizler biliyorsunuz. Öyle mi? Demokraside ve kalkınmada geldiği seviyeyi, ekonomide dünyanın İlk 10 ülkesi arasına girerek taşlandırmak isteyen Türkiye inşallah bunu da başaracaktır. Elbette bu süreçte bedeller ödedik. Ödüyoruz.
Eskinin can ve mal güvenliği, siyasi istikrarı, altyapı imkanları, uluslararası gücü olmayan Türkiye'sini yeniden geri getirmek isteyenler her yolu deniyorlar. Terör örgütlerinden darbecilere kadar ellerinin altındaki tüm şer güçleri birer birer üzerimize saldılar. Tek gayeleri bizi 2023 hedeflerimizden vazgeçirmektir. Ülke ve millet olarak üzerimize giydirilmeye çalışılan siyasi, ekonomik, sosyal esaret gömleklerini yırttıkça, ayağımıza vurulan prangaları parçalayıp attıkça maruz kaldığımız saldırıların cephesi genişledi.